Devletin ordusu Katar'a satılmış. Ben değer biçemiyorum. 20 milyar dolar olduğu söyleniyor. 50 milyon dolara satılmış. Ama birileri mandacı oluyor. Hangi ordu satılmış? Ordu denir mi ya? CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bu sözlerle hedef aldı. Türk Milletvekili satıldığını nasıl söylersin? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama suçundan soruşturma başlattı. Rütük'te inceleme. Siyasilerden de tepkiler gecikmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, ordumuz milletimizin gözbebeğidir. Hakaret sözlerinin bir milletvekilinin ağzından çıkmış olması esef vericidir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise kahraman ordumuza hadsizce dil uzatıp hakaret eden kendini bilmezliği esefle kınıyorum ifadelerini kullandı. Nedir? Ordu mudur? Ordu mudur? Nedir? Ordudur tabii. Nedir? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gayrimilli dil diye yorumladı. Hukuk çerçevesinde hesabı sorulacak dedi. Milli Savunma Bakanlığı da suç duyurusunda bulundu ve yasal işlem başlatıldığını açıkladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ordumuz birilerinin siyaseti baskılamak için istedikleri zaman göreve çağıracakları bir vesayet odağı değildir derken, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, zehirli dil tanımı yaptı. Siyasi provokasyonların ordumuzu hedef almasına müsaade etmeyeceğiz sözleriyle dile getirdi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösterdiği başarıyı bazı şahsiyet yoksunlarının attığı iftiralar gölgeleyemez dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise başarı için Esed aşığı ifadesini kullandı, hukuk önünde hesap vereceksiniz dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk ordusuna dil uzatıyor. Bu çirkin dili reddediyoruz açıklaması yaptı.